Merhaba, kolay gelsin. Hayırlı Merhaba işler. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Araba çok dikkatimi çekti, ilgimi evet çekti. Vatan sevgisi, Atatürk sevgisi. Böyle bir şey mi olsa gerek? Yani arabanın her yeri bayraklarla, Atatürk resmiyle, portresiyle dolu. Nereden esinlendiniz bu? Efendim, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Her Türk milletinde olduğu gibi Atatürk ve bayrak sevgisi bizde de mevcut. Bunu bu hale getirmemin sebebi de oğlumu kucağında 8,5 yıl önce bir arkadaşı şehit olmuştu. Oğlum sağlıkçıydı, askeriyede. Yani timin sıhhiyesi söyleyelim. O günden sonra şehit ailelerin içerisine işte girip çıkmaya başladım falan. İçimden geldi, bundan sonra dedim şehit ve gazilerine ücret talep etmeyeceğim dedim. Onlar için hizmet etmek gerçekten büyük bir onur, büyük bir şeref. O şerefe nail olmaya çalıştım efendim. Sizi şöyle bir aşağı alalım. Taksici nasıl portresi? Bakalım taksicinin tabii portresine. Efendim. İstanbul taksisi. Bir şöyle bir evet durdurayım yayınımı. Kolay gelsin diyelim. Eyvallah, tekrardan. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi. Ulusumuzun Türk milleti olarak nasıl bayrak ve Atatürk sevgisi varsa aynı sevgiye sahibiz tabii. Ben biraz ön plan almamın sebebi, yani aracım içerisinde müşterilerimle paylaşmamın sebebi, ya yüreğimden öyle geldi. Paylaşmak istedim herkese her anımı. Farklı bir şey. Şehit ailelerle böyle iltibata girip de onlarla muhabbet, sohbete girdiğin zaman, onların bazı şeylerini öğrendiğin zaman falan böyle gözyaşları selebe oluyor. Benim için çok farklı bir duygu. Çok çok. Yetkililere ne söylemek istersiniz? Yetkililere ne söyleyebilirim ki? Yetkililer gerekli tedbirlerin ne olduğunu biliyorlar. Bunu bütün siyasiler elini taşın altına koyacaklar. Vatandaşlarımızı bir an önce şu pandemi ortamından, Türkiye'mizi, güzel Türkiye'mizi, güzel ülkemizi çıkarmalarını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yani birbirini suçlayarak falan değil. Hükümetmiş, öbürü muhalefet, öbür gün o muhalefet olur, öbürü hükümet olur. O fark etmez. Önemli olan şey şu an toplumumuzu bu beladan kurtarmak, sıyırmak, onlara iş, ekmek sağlayabilmek. Önemli evet, olan bu. Kısıtlama geldi tekrardan bugün zannedersem. Gerekli görüldü sanırım ama çok geç kalındı bunlara. Taksi esnafı ne durumda? Bize özetler misin taksi esnafını? Yani ben bütün halkı, taksi camiasını, esnafın hepsini, çiftçisini, sanayicisini bir zincire benzetiyorum. Zincirin bir halkası kırıldığı zaman, bozulduğu zaman bütün düzen bozulur. Yani nerede aksama varsa mutlaka herkese yansıyacaktır o. Yansıyor da zaten, bizlere de yansıyor. Kafelere, barlara, lokantalara, o kadar çalışan milyonlarca insan çalışıyor. Milyonlarca insan ekmek bekliyor. Yani bozulsun istemiyorum, düzene otursun istiyorum. Kaç yıldır taksi esnafısınız? Yaklaşık 28 yıldır. 28 yıldır emekli İstanbul. Olmadınız mı? 12 yıldır emekliyim. Emeklisin, 12 yıldır emekliyim. Yani elim ayağım tutuyor. Çoluk çocuğa bir faydam olursa, bazı durumlar oluyor. Yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Emekli maaşı yetmiyor ama. Türkiye'mizin şartlarında yetmiyor tabii ki. Evet. Tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi her emekli vatandaşımız da olsa malum giderler karşısında eziliyor. Enflasyon karşısında eziliyor. Hayat standartlarını yakalayamıyor. O yüzden çalışmak zorunda kalıyor. Aslında tatil yapması gereken taksi esnafı emekli kardeşimiz burada halen kaç saat çalışıyorsunuz? Saat 2,5-3 civarında alıyorum aracımı. Geceli 3'e 4'e kadar direksiyondayım. Ya kısmet diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İşimize çıkıyoruz. Rabbimiz ne vermişse onunla gidiyoruz. Evet, diğer konulara girmeyeceğim. Taksi esnafının zorluklarını biliyorsunuz. Neler yaşıyorsunuz günlük hayatta? Günlük hayatta ben insanlar, müşteriler araca bindiği zaman, müşteriyle ettiğim sohbetlerde çıkarabildiğim kadarıyla. Çünkü sarraf oluyorsun. Yüzleri gülmüyor. Neden diyorum? İnsanlar tebessümü mü kesti? Gülmeyi mi unuttu?
herkes bir dert anlatıyor, herkes bir şey anlatıyor. Sen kendi derdini anlatıyorsun onlara falan. Ortaklaşıyorsun, paylaşıyorsun. Araca bindiğin zaman bir aile oluveriyorsun dakikada. Parti tutuyor musunuz? Yani içimden geçen bir aslan var. İnşallah o aslan uyanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet daha ileriye götürür. Çok teşekkür ediyorum. Yayın...